Aynen, aynen, aynen. Şu an geliyor mu? Tamam. Din yerde de yalnız değilsin. Yanında Abim Ta, Şevket Epözdemir, Medet Serhat, Metin Can, Yusuf Ekinci ve daha niceleri var. Ama unutma, bizi bırakıp gittiğin bu yerde de daha büyük yürekleriyle direnen meslektaşların ve dostların var.
Hani meşhur bir söz var ya, bu dünyayı büyük yürekler değiştirecek. Bilesin, bu konuda da sözümüz var, bu dünyayı değiştireceğiz. Bir kez daha seni sevgiyle, saygıyla ve özlemle anıyoruz. Yine dört ayaklı kapına geldik. Yine kuşluk vakti. Yine saat 10:53. Bir ömrün hukuka ibretlik serencamını, bir ağadın kısa ömür üzerine olanı, taştan bir sokağa anlatmaya geldik. Yine tende yara, yürekte keder, gecenin karanlığında ölüm kokusu. Sen gittin gireli içimizde yıkılmış bir şehir uyur. Niçin uyanmaz? Uyuduğun sokak kırık, dökük, gidişin eksiklikti desem yine her şey eksik kalır. Bu dar sokakta eksilen sendin, çoğalan ölümdü. Ardından her şey biraz daha eksildi. Mesela huzurumuz, hürriyetimiz, umutlarımız eksildi. Gel, gel kurtar bizi bu kimsesiz kalabalıktan. Yine dört ayaklı kapına geldik. Yine Kasım ayı, mevsim sonbahar. Avucumuz boş, elimiz yüreğimizde. Getiremedik bu sokağa adaleti. Gecenin öksüzlüğünde uyuyan adalet, serzeniş, yakarış olup damlar avuçlarımıza. Sen gittin, hanemizde acıdan başka ne kaldı? Savaş kuruttu gözümüzdeki denizleri, kumunda ölülerden başka ne kaldı? Sen gittin, zamansız ölümler çoğaldı, yalnızlığımızın kuytuluğuna saklandık. Gel, gel kurtar bizi bu haksızlıktan. Sen geldin, sen geldin bu sokağa, yüreğini eline alarak geldin, yalnız geldin, ölümleri durdurmak için çoğalarak nerelere gittin? Kapkara taşlı kapına geldik, aydınlığından bizim karanlığımıza seslen. Bize yaşamın kutsallığından söz et. Hakkın, hukukun, özgür düşünmenin yüceliğini, işkencenin insanlık suçu olduğunu yıllarca haykırdığın gibi yeniden haykır. İnsanlar arasında ırk, dil, din ayrımı yapmadan herkes için adalet ve eşit yaşam koşulları talep etmenin nasıl bir erdem olduğunu, savaş severlere bu topraklarda savaş istememenin ulviyetini, bu meşhum mahalde sanık aramayanların katillere şerik olacağını masum duruşunla bir kez daha hatırlat. Barış isteyen bir adama arkadan vurmanın alçaklık olduğunu haykır. Belki biter bu sabahsız gece. Belki zulüm susar, kan susar, belki onulmaz kaderimiz beklenmedik düzlüklere çıkar. Yine dört ayaklı kapına geldik. Yine yerde yatıp uyanmayan bir elem. Sonsuza dek yerde yatanın ölümünün tesadüfi bir ölüm olduğuna inandırmak istiyorlar bizi. Oysa biz biliyoruz ki doğrultulan namlu tahammüden ve fiilendir. Sıkılan tek kurşunun sehvenle işi olmaz. Oysa biliyoruz ki gün be gün hukukun hükmü azalıyor, hak gölgeleniyor, katiller elini kolunu sallayarak yürüyor taş sokağımızda. Dört ayaklı kapına ömrümüzün sonuna dek geleceğiz. Tanrı'nın adını günde 5 kez anan bu minareye, ölümüne şahitlik yapan bu minareye, ahvalimizi anlatmaktan vazgeçmeyeceğiz. Belki ilahi adalet yerini bulur. Belki gözümüzün yağmuru diner. Belki bu sokağa bahar gelir. İnsanın insanı yitip bitiren kavgası son bulur. Belki karanlık cinayet faili meçhul olmaktan çıkar. Aralanır zulmet ellerin kara perdesi. Aramıza ördüğümüz korku duvarları yıkılır. İşte o zaman adalet mülkün temeli, mülk kardeşliğimizin temeli olur. Belki bir adalet yağmuru yağar. Bu ülke tahir olur. Belki bir nebze de olsa
olsa biter bu sokakta, bizi öldüren bu sonbahar havası. Yarın bakma ortasında vurmuşum sanırım. Çiğdemler solar gibi, anneler yanar gibi, dizleyle dökülürüm, ağlama diyar bakım, beni fırtınalı bayılırım. Cayır cayır.